Bir Allah pazar Allah. Gününden ve yeni videoda herkese merhaba. Evet, sıra aman yine aman şaşmadı. Aman bizim aman evde aman. Önce Eren Kıvanç. Aman aman. Parti kalmış da şeyde, pantolonda. Neyse, bizim evde ilk önce Eren Kıvanç, şimdi ise Uras Kıvanç hasta oldu. Baba, tamam. Da oğlum. Beni böyle gördü ya, attı diyor. Gitmiş. Nasıl açılacak aşkım bu? Ütülesek güzel. Açılmayacak tabii ki de. Onları ya cebinde bırakmayacaksın. Ne saçı başı Eren, çoluğumuz çocuğumuz hasta, eczaneye gidiyoruz, şu sıfatlara bak ya. ABB'den olmayacağız şeye. Çocuğumuza şey alacağız ya. Evet, gel anneciğim. Bu arada terlikle gitsem olur mu? Tabii çorabımı değiştirmek şartıyla. Saçma mı olur? Arap diye indirim yapabilir miyim? Tamam işte. Neyse, bu arada nişandan sonra annem hemen toparlandı. Dün gece mi gitti Eren annem? Evet. Dün gece annem Aydın'a gitti. Annem artık Aydın'da böyle bir haftalık falan bir süreçte orada olacak. Dedem Allah'ın izniyle daha iyi. Çarşamba günü, bugün günlerden pazar, hastaneden çıkarabilirlermiş. Annem de şu an anneannem yanında duruyor. Belki küçük bir ihtimal biz de babamlar, abimler hem annemi almaya hem de bir iki gün durmaya Aydın'a gidebiliriz diyorduk ki Uras hasta olmadan önce. Ya hasta dediğim, öksürüyor, burun akıntısı var, bir de bu sabah oldu her şey. Bir de bir ateşi yükseldi, 37.8 falan öyle seyrediyor. Neyse, Rabbim beterinden korusun. Ben şu anlık iyiyim. Allah'ım lütfen. Annem gelmeden hasta olmayayım ya da ne bileyim, yanımızda bir artı bir insan olmadan olmayayım. Çünkü öyle Uraz'la yalnız kaldığımda çok 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 zor oluyor. Yani şöyle zor oluyor: Uraz hastayken ben de hasta olursam Uraz'la ilgilenmek zaten çok zor oluyor. Çünkü ben çok şükür hasta olmam ama olduğum zaman da fena olurum. Neyse, evet, evden çıkıyoruz. Her yer toplu, salonu toplayıp toplayıp dağıttık bugün. Yatak odası toplu. Mutfağımız gayet iyi durumda. Oh. Uras, o pantolonu gel buraya. Gel anneciğim, gel. Kazan dışarı çıkar. Uras. Bak ya, ojelerime sardı bu araya. Ya bırak zanı sen benim ojelerimi ya. Koy yerine, aç çekmeceyi. Çekmeceyi aç oğlum. Aç bak. Çekmece açılmış zaten. Vahey vahey. Vahey vahey. Kaşla göz arası her şey. Kaşla göz arası değil mi? Sen çok fena bir şey oldun. Ne demek yani? Yani ne demek bu? Uras, nereye gidiyorsun aşkım? Ve kendine ilaç almaya. Tamam, babası ayakkabısını giydiriyor benim oğlumu. Uras, asansörü çağırır mısın? Asansör. Çağır deyince bağırması yok mu? Delireceğim ya. Hadi git çağır. Asansörü çağırır mısın anneciğim? Tamam, baba da gelecek. Eren ıslak mendil. Uras, asansörü çağırır mısın oğlum? Asansör. Ama anneciğim, düğmeye basıyorduk, öyle gelmiyor muydu asansör? Anahtarı dışarıya aldın mı? Araba anahtarı böyle satı burada. Aa, düştü. Sen de artık çıkar mısın şu evden? Gel anneciğim. Uraz gel. Bebek arabasını alalım mı? Uraz gel. Terlesin değil mi? Hadi gidelim oğlum, gel. Asla. Arasında fark var. Evet, dışarısı sıcak. Asla güneş yok ama gözlük taktım çünkü makyaj yapmak istemedim. Makyaj sızlığımı böyle kamufle etmeye çalıştım. Araba nerede? Aa, ben nereye gidiyorum? Burası araba burada. Burası araba burada. Gel arabaya gidelim oğlum.
Uraz. Uraz. Bana bakar mısın bir? Anneciğim oraya vurulmaz ama. Uraz bir bakar mısın? Bir şey söyleyebilir miyim sana? Şu koltuğu çeker misin Eroş? Sana bir şey söyleyebilir miyim Uraz? İtiyorum gelmiyor. Lütfen her şey olabilir ama ateşin çıkmasın, tamam mı anneciğim? Dikkat et kendine. Konuş kendinle. Olur mu? Ondan çok korkuyor annem. Lütfen çıkma ateşimde. Olur mu? Olur mu? Burnum akabilir de. Ama ateşim çıkmasın de lütfen. Canım oğlum benim. Rabbim korusun seni ve tüm çocukları. Bu arada ağzımda pastil var. Özür dilerim hani şeker veya sakız değil. Ben de kendimi korumaya almaya çalışıyorum çünkü hastalanmayayım diye ya da ne kadar geç hastalanırsam o kadar iyidir diye. Şimdi az önce konuşunca şey aklıma geldi. Hani ben ateşi çıkmasın korkuyorum falan diyorum ama savaşta insanların çocukları katlediliyor. Bu konuya da değinmeden geçemeyeceğim cidden hani. Her gün haberlere bakarken böyle var ya o kadar kötü oluyorum, o kadar kötü hissediyorum ki yani çocukların öldüğü, öldürüldüğü, katledildiği bir dava ne kadar haklı olabilir bilmiyorum. Allah'ım korusun, Allah'ım sabır versin. Rabbim ne bileyim ya, savaş muhabbeti ya kaçıncı yüzyıldayız? Tamam illaki siyasi olarak ne bileyim başka bir şey olarak açıklamaları, mantıklı sebepleri falan olabilir. Ama günah ya ben savaşın çok mantıklı bir yanı yok zaten. Çok etkileniyorum. Herkes zamanında topraklarını almış. Herkes bir toprak edinmiş. İnsanlara yetmiyor. Daha fazlasını istiyor. Bu sefer çoluk çocuk insanlar ölüyor. Ya ne gerek var işte? Herkes tutmuş bir yolunu gidiyor. Var mı şu an mesela savaş olması? Bir insanların bir sıkıntısı var mı sence? Bence yok yani. Herkes zaten bir toprak edinmiş. Bir şekilde geçiniyor. O işte yani. İnsanlar yani kimsenin gözü doymuyor maalesef de herkes daha fazlasını istiyor. Oğlum bu sebepten savaşlar insanlar oluyor. Her türlü savaşa tabii ki de hayır, tepkimiz hep net. Allah mazlumların yanında olsun. Rabbim bir Müslüman olarak Müslümanları tabii ki de korusun. Daha fazla fırsat vermesin hiç kimseye inşallah. Öyle şimdi yok ateşi çıkmış, yok işte burnu akıyormuş falan diye evhamlanınca kendimi birazcık kötü hissediyorum. İnsanlar neler yaşıyor, nelerle savaşıyor. Bu sadece savaştaki çocuklar için değil. Allah korusun başka hastalıklarla savaşan özellikle SMA, lösemi. Rabbim hepinize acil tez şifalar versin. O çok başka bir şey ama işte öyle olmuyor. Annelik gerçekten çok enteresan bir durum. Sabah o kadar güzel uyandım, o kadar mutlu uyandım, nişanımızı yapmışız, her şey bitmiş, artık rahatız, pazar günü Eren evde, hep birlikte ailecek bir şeyler yaparız diye düşünürken birden Uras hastalanıverdi mesela, birden oldu, gerçekten birden oldu. Neyse, Rabbim korusun. Baba, papa, boy. Ne anneciğim? Ama Eren birazcık cam arala ya da ben bunun üzerini çıkartayım. Sıcak oldu galiba. Ablacım ya gerçekten intihar ediyorsunuz ya. Tövbe estağfurullah tövbe. Yazık abi. Yemin ediyorum beklemekten haciz. Eren'in şaka yaptığını düşünmüştüm ama gerçekten terlikle çıkmış. Efendim. 5 değil 6x'ini açtı galiba. 20 kilo olmamış. Takıldın mı oğlum? Yirmi kilo mu aşko? Baksana. 11-20 diyor. Baba iki kilo. Gerçekten nasıl bir annesin ya? Var değil mi? Az bir şey var yani. Ama yok hiç gözükmüyor. Bence cihazımız bozulmuş anne. Oha. Seni hastaneye kaldırmamız gerekiyor anne.
güzel olur. Şimdi onu da mı yanında taşıyorsun? Tamam. Buraz biz hastaneye kalkıyoruz oğlum. Görüşürüz. Niye kendine. Niye böyle? Buraz buranın ayarlarıyla oynadı. Ya Eren. Hayır body yazıyor doğru. Tamam ben şunu bir resetleyeyim. Beyefendi. Bir şey söyleyeceğim ya. Çok güzel bir şey değil miymiş ya? Ne? Yürüteç. Aa bu kim lan? Aynısından bizde vardı ya. Şimdi Beroş kullanıyor. Ya. Buraz, anılar, ne yapıyorsun? Anıların mı aklına geldi oğlum? Çıkma bak ya. Ulan bak ne zamanında böyle oynamadın he. Demek ki her şeyin zamanı var Eren. Bence de abi biz çok erken davranıyoruz ya. Evet ama mesela... yürüteci şimdi almak da saçma oldu. Kafayı yemiş ya. Ay telefonum çalıyor tutar mısınız beyefendi? Yürüyen çocuk. Yürüyen çocuk yürüteçe binmiş ya. Böyle bir şey var mı ya? Baba. Ağza bak abi. Baba otur. Baba. Aa, bir de bana otur diyor ya. Bir de bana otur diyor. Ha oturayım oğlum evet. Sinan Çetin ile programına hoş geldiniz. Acaba Uraz saniyelerdir görmediği babasına kavuşabilecek mi? Neydi o? Aa müziğini unuttu. Evet bakalım Uraz'ın babası gelecek mi? Kapı açıldı mı? Açıldı be babası çıktı. Nereye gidiyorsun? Geçmiş olsun. Skuter almaya gidiyoruz. Evet, eve gelindi. Uraz bu kimin skuterı? He? Bu kimin? Kimin o? Burak mı? Çocuk onu da gördü ya hep. Annem ya, akşam olunca daha da nüksediyor ya. Kıyamam sana ben. Var mı ateşi? Var aşkım. Geçmiş olsun Uraz. Hiç keyfim moralim kalmıyor biliyor musun? Ama sana yansıtmayacağım. Ne yapsak ateş düşürücü versek mi? Biz lazım aşkım. Artıyor çünkü. Ama ben şey dedim yatarken ben yatmadan önce. Hayır bir de keşke buruşturmasaydı yani. Hem çiçek oluyor hem kadın oluyor buruşturuyor. Canım oğlum benim. Ben senin için varım anneciğim ne zorlu. Biraz ya. Benim gibi çok duygulu bir çocuk ne güzel yazmış. Bu arada ertesi günden selam. Çiçeğe doğru konuşacağım. Bugün hiçbir şey yapmadık. Uraz zaten hasta biliyorsunuz. O yüzden Uraz'la oynadık, ettik falan. Onun keyfini yapmaya çalıştım. Yemek yedirmeye falan böyle değişik süreçler oldu. Birkaç günde cidden çok yoruluyorum. Uraz zaten yani ordudan döndüğümüzden beri uyku düzeni çok kötü. Geceleri neredeyse hiç uyumuyor. Böyle aslında zombi gibiyim. Bakmayın burada hani gülüyorum, ediyorum. Enerjik durmaya, enerjik gözükmeye özen gösteriyorum ama normal şartlarda öyle olmadım. Yakın çevrem ve tabii ki de Eren biliyor. O yüzden böyle bir jest yapmış bana. Teşekkür ederim. Şimdi içeride kahve yapıyor. Öyle. Bu arada buradayken şunu göstereyim. Ordu'dayken bakın. Atiş var ya Atiş İnayda ile Harun'un oğlu. Televizyonu kırmışlardı. Ondan kısa bir süre önce de Eren Uraz artık bence tehlikeli. Televizyona ekran koruyucu almam lazım diyordu. Ekran koruyucu aldı. Birkaç hafta sonrasında Atilla'nın televizyonu kırdığının haberini aldık. Ekran koruyucu nedir? Şimdi Eren Kıvanç ekran koruyucu nedir biliyor musun? Sessiz konuş. Zor uyudu. Anladın mı? Kırılmasın diye. Bu arada niye telefonla uyudun? Yani telefonda öyle bir şey. Bu var ya o yüzden. Yani şöyle çiçeği kırılmasın. Al bakayım. Kalkıyor mu? Kalkmıyor. Kaldırma. Şöyle, yukarıdaki şeyini kırarsın. Ha, şöyle bir katman bu. Bayağı hani ekranı koruyor yani. Koruyor. Gerçekten koruyor. Cidden. Bence koruyor. Mantıklı bir yatırım olmuş. Evet. Tabii canım. Bir de şey değil mi? Bizim televizyonumuz böyle gereksiz bir büyük değil. Yani gereksiz büyük derken bizim evimize göre büyük değil mi? Canım, mesela Uraz'ı alacak. Tamam. Bir dakika dur. Çiçeğime dikkat et. Teşekkür ederim bu arada tekrar. Uraz.
Attı mesela, ne oldu? Tabii bu çocuk böyle bir şeyler yapmasın. Atmak yapma, güzel bir şey değil. Onu göstermeyelim. Ha bu arada hiç öyle bir şey yeltendi mi şimdiye kadar? Yeltenmedi ya. Ya sevgilim. Ya uyarım verdi ya. Evet dedi kanka. Ya ellerine sağlık, bugün beni çok mutlu oluyorsun, teşekkür. Aslında her gün mutlu oluyorsun ama bugün bir tık ekstra. Canım, çiçeklerim için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim, aç afiyet olsun. Ya Uraz'ın sümükleri. Bugün bu yastıkta yattı ya. Hep sümük olmuş, çıkartalım of onu. Baba şişim ama. Vay be Eren Kıvanç. Sen bütün gün çalış. Gel. Gel bir de hanımına kahve yap. Böyle bir şey adaletsizlik mi var? Böyle bir şey olabilir mi? İşte adalet Aydın'a gitti, böyle oldu. Bu arada annemin gittiğini söyledik mi? Bilmiyorum ki aşkım. Onu sen sonuçta şey yapıyorsun. Mantıklı. Yani. Bu arada Uraz'ın kamerasını tahmini ne zaman kurarsın? Niye? Ne yapacaksın ki Uraz'ın kamerasını? Mesela ben kahvemi balkonda içmek istiyorum. Kapıyı kapatmam bu gerekiyor. Bu arada bu taraftaki senin ha, tamam mı? Ne taraftaki? Sen şekersiz içiyorsun ya. Tamam. O mu benim şu an? Evet. Teşekkür ederim hayatım. Oş ellerine sağlık bir tane. Ben yapamıyorum ki. Ne? Sen yapmıyor ki zaten. Basıyor makine yapıyor. Ama onu böyle düşünmek, koymak, yapmak şey. Bu arada bizim gene A-frame'imiz buraya geçti. Çünkü ay bu arada dün abimden hediye gelmişti. Islak mendilleri çok hoşuma gitti, atmadım. A-frame buraya geçti çünkü diğer tarafta televizyon var artık. Televizyon yatak odasında duruyordu biliyorsunuz mu bilmiyorum. Ondan sonra babamlar falan hep burada şey yerken haber izleme gereksinimi duydu herhalde Eren. İlla bunu buraya getirdi ama normal aslında, TV kanalı yok. Hayır, normalde aslında tek şeyim ben evde yokken en azından Uraz seni rahat bıraksın. Burada olmak yok, gene yemiyor ki, televizyon falan ekran kesmiyor Uraz'ı. Sen onun istediği şeyleri açmıyorsun demek ki. Açmam tabii, istediği şey kocayla maşa. O bitti zaten. O asla yani dünyanın en tehlikeli çizgi filmi. Onun şeyi bitti. Neyse bu arada bu öksürük şurubunu kullanıyorum. Doktorunuza danışmadan kullanmayın. Ben doktora danışmadan kullandım ama bitkisel olduğu için, kimyasal hiçbir şey içermediği için daha önce de bunu kullanmıştım. Ben memnunum. Bir de iştah yok tabii. İştah olmadığı için de böyle bugün bu mamalardan söylemiştim ama onları bile yemedi. Yaban mersini birazcık yedi. Hatta da son parçaları burada kalmış. Bir de bebe bisküvisini ben bırakmıştım. Bayağıdır almıyordum, kullanmıyordum falan işte. Ben bu hastalığında yoğurtla karışımını yer belki diye almıştım. Onu da yemedi. Aslında hani çocuk hiçbir şey yemek istemiyor demek ki, değil mi? Bir de yatak odamızdan elenenler oldu. Bu komedinler yatak odamızdan çıktı. Çünkü dedim bir çevirir misin hayatım? Çatapata saracağız bunu aşağıya. Tamam. Bir çevirir misin? Bakın komedinlerimiz çok güzel. Normalde buradan çok güzel ışık yanıyor. Zaten arkasında kablosu falan da var. Ama koskocaman. Bak koskocaman komedinin tek bir çekmecesi var. Bir o de, da çok dar. Dar. Bir de bizim de sadece çoraplarımız duruyordu bunlarda. Bir de salak gibi bir şeyler. Bir de çok yer kaplıyordu yatak odasında beşikte varken. Beşik yokken bunları zaten hani yatağın iki yanına koyuyorduk. Hem güzel görüntü oluyordu. Zaten başlıkla bir bunlar. Hani yatak odası komple takımdı. Ama artık yani yük olmaya başladı. Uraz da alçak oldukları için birkaç kere üzerine çıkma girişiminde bulundu. Çıkması mesele değil de inmesi mesele diye. Böyle artık bunları bir süre hayatımızdan kaldırmaya karar verdik. Uraz bezini değiştirebilir miyim? Hı? Oğlum. Hayır. Babanın kızdığını biliyorsun değil mi buna? Buna baba çok kızıyor biliyorsun değil mi? Bana bakar mısın be? Bu olmaz. Buna burnunu siliyoruz sadece. O çorap nerede? Allah'ım delirteceksin beni sen ya. Sen beni çıldırtacaksın. Çorabın teki nerede? Bak dalga geçiyor. Bak dalga geçiyor. Bak bak onu da çıkardı. Bak bu çocuk benimle. Bu çocuk benimle dalga geçiyor. Bu çocuk benimle dalga geçiyor bu çocuk. Ha? Üf hadi. Bez değişecek, kokmuş. Bez koktu. Bez koktu tabi. Çirkin.
Ooo ortam efsane, ben de katılabilir miyim arkadaşlar? Ev yapıyoruz, ev, inşaat var. Dede çok güzel var. Bir kule yapıyor. Eren, bu ayakkabılarla ev boyamışsın galiba. Evet. Ama terliklerle. Uğraş. Ya o da bacağının arasına mı yapacak? Usta başı bu ya. Reklam başladı tabii, ona bakıyoruz. Aa bitti reklam. Heh. Ne yapıyorsun Eren? Eyvah eyvah. Evet, kaderimden daha fazla kaçamadım ve bu sabah çok ama çok kötü uyandım. Boğazlarım şişmiş, konuşamıyorum böyle. Anlatamam size. O yüzden videoda çok fazla bir şey yapamadım. Hatta hiçbir şey yapamadım. Bir şey de çekemedim. Şimdi bildiğim bütün şeyleri denedim ve bir tık daha iyiyim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Babam abim nerede kalıyordu annem gittiğinden beri, bu akşamüstü bize geldi çok şükür ki. Babam da birazcık rahatsız. Hepimiz böyle boydan bir geçiyoruz. Abimler bakamamış babamı, hasta etmişler diye yorumladım ben. Evet, şimdi biz biliyorsunuz ki Prima Premium Care bezini kullanıyorduk. Sonra ben küçük bir boy şu Sleepy'nin, normalde normal Sleepy çok ama çok kötü yapmıştı Uraz'ı. Şu Sleepy'nin Bio Natural olanı var, tamam mı şekilde. Hatta videonun başında ebebekte bundan arıyoruz, numarası yoktu. İnternetten çok daha ucuz bir fiyata sipariş verdik. Bunun yapısı birebir tıpkısı diyemem ama Premium Care'le o kadar yakın ki, yani şaşırdım. Şok içinde kaldım. Bana kimse bundan bahsetmedi daha önce. Şöyle göstereceğim, zaten anlayacaksınız. Bir normal Sleepy, bir Premium Care, bir de şunu yan yana getireyim ve öyle anlatayım. Evet, Allah, bezlerin kadını. Gerçekten her çeşit bez mevcut. Bu normal Sleepy. Şöyle. Bu normal Prima. Bunda fena değil. Bunda da pişik olmadı ve bu da iyi geldi. Ama yani Bio Natural daha uygunken bununla neredeyse aynı. Neredeyse değil, tıpkı aynı. Bana değmiş. Şöyle, bunların yapısı aynı ama normalde bizim kullandığımız bez buydu. Premium Care. Doğduğundan beri. Bakar mısınız? Neredeyse aynı yapıya sahipler. İçlerini de göstereyim şöyle. Bio Natural olan bu. Tamam mı? Yani içlerinde tabii ki bu daha kalın yapıda ama bu da hiç fena değil. Fakat şey olarak birbirlerine çok benziyorlar. O yüzden ve fiyatları da çok çok uygun bunun Prima'ya göre. O yüzden Sleepy'nin... Efendim! O yüzden Sleepy'nin Bio Natural olanından devam ediyoruz biz. Videoyu da kapatacaktım aslında ama bana bir gel gel dediler. Bakayım ne oldu. Sakın sakın! Vay! Bak şimdi sen dokunacaksın. Bu şerefi sana veriyorum. Ve... Baba. Hayır, Uraz, ayağım. Hayır dedim. Sen dokun. Ben videoya çekeyim. Ben çekeyim, sen dokun. Ben çekeyim, sen dokun. Sen dokun, ben Uraz, ne olacak şimdi? Hadi Eren dokun. Orayı almıyor zaten kadraj. Tamam. Bekle. Uraz, hazır mısın? Uraz. Allah'ım. Komik ipliğine bak. Babaya hadi geçmiş olsun. Hadi herkese görüşürüz de el salla, videoyu kapat. El salla Uraz. Uraz, el sallar mısın? Uraz, öpücük... Şaşırdın mı? Uraz, öpücük de atar mısın? Çocuğun kafası karıştı. Like atın de. Like atın der misin? Like atın der misin? Like atın de. Şımarık şeydi. O ne? Allah.